Ankara'da nüfus yoğunluğuna göre en fazla illerden bir tanesi Çankırı ve Çankırı 2017'de kurmuş olduğu Çanderli Ankara Çankırlar Derneği ile faaliyetlerini sürdürüyor ve 15 ilçede temsilcilik kurdu ve en son temsilcisi de Pursaklar'da Sayın Kamil Karakuş'un başkanlığında kuruldu. Kuruluşta, açılışta birçok siyasi ve bürokrasi isim vardı. Kurucusu 2017 yılında Bayram Polat'ın kurmuş olduğu dernek büyümeye, Çankırılara, Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyor. Çandel Pursaklar İlçe Teşkilatımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yolda her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olan Çankırı yarenlerin bir ferdi olarak karşınızda bulunmaktan mutluyum, gururluyum. Adına Ankaralı sevenler ve Çankırılı yarenlerin birlik ve beraberlik adına ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptı. Doğduğumuz başkentte sevmen olduk. Doğduğumuz Çankırı'da yaren olduk. Ne olursak olalım hep insan olduk. Sultan Abdülhamid'in ünlü komutanı Emir Karatekin 1074 yılında Çankırı'yı fethettiğinden bu yana Çankırı düşman işgali yaşamamış, edebini bedeninden üstün tutan, diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaşayan, mütevazi, misafirperver, şehitlik bilinci en üst seviyede olan, insan yapısı ve yaren kültürüyle bilen ülkemizin kadim bir şehridir. Öncelikle herkese saygı, sevgi, tebessüm ve yarence muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yine Çander kimdir? Kısaca bilgi vermek gerekirse 2017 yılında kurulan derneğimiz hizmet odaklı, herkese ve her görüşe açık, bütün görüşlerle bir ve beraber olarak biz ve biz birlikte güçlü şiarına sahip bir dernektir. Ruhumuz İslam, beden Türkiye, Kütüp Çankırı sloganıyla da yolumuza devam ediyoruz. Çok fazla iyi işe ev sahipliği yapacağına eminim. Çok değerli kardeşim, arkadaşım Kamil Karakuş'a zaten kendisinin bu konudaki tecrübelerini biliyoruz. Bu yönde başarılar diliyorum. Çander Pursaklar Şubesi'nin bütün Çankırlı hemşerilerimize, Pursaklarımıza, Ankara'mıza ve hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şimdi hemşerilik çok önemli bir kavram ve çok önemli anlamlar ifade ediyor, içinde barındırıyor. Hemşeri olmak, memleketli olmak, aynı dili konuşmak, aynı kültürü yaşamak, aynı damak zevkine sahip olmak. Bu manada ben hemşericiliği çok önemsiyorum ve sivil toplum örgütlerimizin, hemşeri derneklerinin bu sürece çok önemli katkı yaptığını biliyoruz, şahitlik ediyoruz ve bu nedenle de destekliyoruz. Pursaklardayız ve kuzeye hitap ediyoruz. Pursaklarda, Kalecik'te, Çankırı'da bir çizgi hatta. Burada Selçuklu izleri var. Siz de buradasınız. Bugün açılıştasınız başkanım. Duygularınızı alabiliriz. Tabii şimdi şöyle, Kalecik hem Ankara'nın hem Çankırı'nın yol güzergahında bulunan ve iki ilin tam ortasında bir ilçe. Sadece yolları bağlamıyoruz, aslında gönülleri de bağlıyoruz. Hem yaren kültürünün hem Seymen kültürünün çok yoğun olduğu bir ilçedir Kalecik. Biz de Pursaklar'da yaşayan Çankırlı hemşerilerimizin bu mutlu gününde yanlarında olmak istedik. Ve Kalecikli hemşerilerimizin selamlarını ve gönüllerindeki Çankırı sevgisini, Ankara sevgisini Pursaklar'da bu güzel yerde hemşerilerimize iletmek için bu etkinliğe katıldık. Efendim Çankırlılar ağırlığını hissettiriyor, dernekleştiler ve Pursaklar Belediyesi'nden de beklentililer sanırım. Siz de buradaydınız, onlara destek vermek için buradasınız. Evet. Nasıl efendim, diyaloglarınız nasıl? Şöyle, ben 94'ten beri yaklaşık buradayım, 20 sene aşkındır Pursaklar'dayım. Tabii ki Pursaklar biliyorsunuz Çankırı nüfusunun en çok yoğun olduğu bir ilçemiz. Ve bu anlamda da biz de Çankırılı, Fahri Çankırılı olduk. O anlamda da sadece bugün değil, geçmişte de Çankırılı hemşehrilerimizin hem gönül bağımız vardı hem de görev aldığımız dönemlerdeki görevimiz icabı birçok katkımız olmuştu. Tabii Çander'in de burada hizmet vermesi bizim için çok mutluluk verici bir şey. Kendisi Kamil Bey bizim çok yakın arkadaşımız da olur. Ben çok güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. İyiliklere, güzelliklere vesile olacağına inanıyorum. Bizim belediye çalışmalarında da sivil toplum kuruluşlarının çok önemi var biliyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları olarak Çander'in de bize çok büyük katkılarının olacağına inanıyorum. Bundan önce olduğumuz gibi bundan sonra da Çankırılı hemşerimizin yanında imkanlar da olsun, olmaya gayret edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Çankırılıların neredeyse tamamında, bütün projelerinde, programlarında yer alan Çankırılı sevdalısı, Çankırılı Ayhan Valimiz. Efendim bugün yine buradaydınız. Evet. Vatandaşlar da sizi görmekten çok memnun. Sizin duygularınızı alabilir miyim? Ben hemşerilerimle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade edeyim.
Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Kişinin vatanı çocukluğudur diyor. Benim de vatanım Çankırlı bu manada. 18 yaşına kadar, daha sonrasında artı 4 yıl üniversite yılları Çankırı'da yaşadım. Çankırı'da kültürlendim. Kişiliğimi ve kimliğimi Çankırı'da buldum, kazandım. Ve onu hemşerilerimle sık sık bir araya gelerek yaşamaktan, yaşatmaktan ve gelecek nesile de ulaşılmaktan son derece mutluyum. Ve buna hizmet etmeli. Hani işte yaran kültüründen bahsediyoruz. Devlet olmanın, millet olmanın, mihenk taşlarını biz yaran kültüründe buluyoruz. Bu manada hizmet etmesini bekliyorum. Değerlerimizin topluma aktarılması noktasında güzel hizmetler bekliyorum. Ve yaptıkları tüm faaliyetlerin iyiliklere, güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Valim. Ben teşekkür ediyorum. Ankara'daki Çankırlar değerlerini artırmaya devam ediyor. Değerlerden bir tanesi Ayhan Başkan. Başkanım burada Çander'de bir şubesini açtı. Pursaklar'da siz de katılım sağladınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet, kardeş derneklerimden bir tanesi Ankara Çankırlar Derneği. Büyüyerek devam ediyor. Pursaklar'da şube açılışı ve yakın arkadaşımız Kamil Karakuş Başkanlığı'nda bugün gerçekleşti. Gurur duyduğumuz bir gün. Çankırlar gitgide artık daha profesyonel birliktelikler oluşuyor. Daha güçlü birleşmeler oluyor. İnsanlar birbirini artık yadırgamıyor. Biz de bu bakımdan bütün derneklerimizi destekliyoruz. Bütün derneklerimizin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Deva Partisi Ankara İl Başkanı ve Pursaklar İlçe Başkanı Sayın Ali Başkan da Çander'in açılışındaydı. Pursaklar Teşkilatı ile beraber. Efendim duygularınızı alabilir miyiz? Çankırlarla ilişkileriniz ne düzeyde? Ankara'da gerek ilde gerek ilçelerde organizasyon şemamızı oluştururken, teşkilat yapımızı oluştururken demografik yapıya çok dikkat ediyoruz. Ankara'da Çankırlıların bizim gönlümüzde yeri bir başka. Öyle olunca bugün Çander'in organizasyonunda ilçe başkanımızla beraber ve il yönetiminden arkadaşlarımızla eksiksiz bir katılım sağladık. Bu tür STK'ların şehrimize, ilçemize ve ilimize ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun farkındayız. Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bugünden sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Ankara için, Pursaklar için ve Ankara'mızın 25 ilçesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Pursaklar ilçe başkanımız biliyorsunuz Çankırılı. Öyle olunca Çankırılıların bizim gönlümüzde yeri de bir başka oluyor. Evet. Kendilerinden de alalım efendim duyguları. Evet, ben de biz Çankırılı olarak organizasyonda emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde inşallah biz de derneğimize katkılar sunacağız. Bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Pursaklara girişte bugün sizi toyumuz kutlu olsun yazısı karşılıyor. Altında koskoca Ebu Bekir Aktaş, büyük insan, büyük Çankırlı Ebu Bekir Aktaş. Efendim Çander'in Pursaklar Teşkilatı'nın kuruluşundayız. Duygularınızı alalım efendim. Şimdi bu Çander'in kuruluşunda öncelikle bizim Medya Ankara sorumlusu kardeşimiz Bayram Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizi bugünlere getirdiği için, yani onun ekmiş olduğu bir tohum, bir filiz bugünlere taşıdı. 15 tane şubesi olan, yani bir parti gibi, siyasi parti gibi 15 tane şubesi olan bir dernek oluşumu yaptılar inşallah. Bunun devamı gelecek. 25 ilçede 25 tane ilçe başkanlığı, yani ilçe temsilcisinin Çankırların Ankara'da var olduğunu, Çankırların Ankara'da söz sahibi olacağını millete duyuruyoruz. İnşallah da olacak gibi geliyor. Olacak mı Sayın Başkan? Çankırlar birlik olabilecekler mi efendim? Eğer şu eteğimizdeki taşı dökersek, şu cebimizdekileri boşaltırsak, aman amasız, lakinsiz, fakatsız bu işe devam edersek olacak inşallah. Olacak mı? Olacak. İnşallah. Kaynay kaynay mutlaka bir şey olacak yani. Reçel olmazsa pekmez olur, pekmez olmazsa ayran olur. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim Sayın Başkan.